Emel, hoş geldin. Efendim, sağ olun, Allah razı olsun. Neden? Yıllardır hizmetleri tanıdığımız Mersin İnsani Yardım Platformu ve Mersin İHH Başkanı Sayın Mesut Kayacı Beyefendi'yi huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun başkanım. Sayın Valim, Sayın Vali Yardımcılarım, Kaymakamlarım, dairelerimizin değerli müdürleri, sivil toplum örgütlerimizin temsilcileri ve bizleri bugün bu hayırlı hizmette yalnız bırakmayan kardeşlerimiz, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketiniz üzerinize olsun. Bugün burada Kutlu Doğum Haftası'nın içinde olduğumuz ve Hazreti Miktat bin Esved Camisi'nin ve Hazreti Miktat bin Esved Hazretlerinin de ruhaniyetiyle böyle bir hayırlı hizmet yapıyoruz. Değerli Mersinliler, çok kıymetli hanımefendiler, bugün aramızda misafir olan değerli konuklarımız, sevgili basın mensupları, çok güzel bir günde, çok hayırlı, anlamlı ve değerli bir faaliyette, bir hayır ve gönül işinde, insanlığın en temeli, kardeşlik hukukunun gereği olan bir çerçevede Mersin'in güzel insanlarının ve bu güzel insanların oluşturduğu sivil toplum inisiyatifinin ortaya koyduğu bir gönüllülük hareketinin Suriye'ye dönük insani sorumluluklarını, imani ve insani değerlerini yansıtan böylesi güzel bir etkinliğin tarafı ve tanığı olmaktan, bugüne şahit olmaktan ve sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti belirterek sözlerime başlıyorum. Çok güzel konuşmaların ve ifadelerin dile getirdiği gibi 2011 yılından itibaren komşumuz ve kültürel, tarihi ve inanç temelli çok yakın ilişkide bulunduğumuz Suriye'de kelimenin tam anlamıyla bir insanlık kıyımı, ayıbı ve ne yazık ki savaşı yaşanıyor. Suriye'de geride bıraktığımız yıllarda gözyaşı, feryat ve haykırış insanlığın vicdanına doğru uzanan bir çerçevede tüm insanlara ulaşıyor. Gerçekten çocuklardan başlayarak her yaşı, her kişiyi kapsayan Suriye'deki yaşanan o büyük dram şüphesiz ki dünyanın her köşesinde Türkiye'deki gibi yankılanmıyor. Biz öyle bir büyük millet ve öyle bir büyük devletiz ki bu büyüklüğümüzün temelini manevi değerlerle inşa etmiş, inancından aldığı güçle darda ve zorda olana her dem ve her zaman yardım elini uzatmış, aç ve açıkta olana kendi nafakasından olanı gözünü kırpmadan hem katkı olarak vermiş hem de gönlünden kopanı ona iletmiş, kimi zaman kefen parası ayırdığını, kimi zaman ikbali ve istikbali için tasarruf ettiği kaynağı gözünü kırpmadan darda ve zorda olan kardeşine ve komşusuna uzatmıştır. Yarınını düşünmeden değerleri üzerinde bir gelecek inşa etmiştir. İnsanlığın ve kardeşliğin gereği de budur. Çünkü bizim inancımız insana bakışı en kutsal ve en özel bir yerde tutar. İnsanı kainatın merkezindeki en değerli varlık olarak sunar. Ve insana yaratılışın en güzeli, yeryüzünün en halifesi ve güzel temsilcisi olarak bakar. Hal böyleyken bir insanı haksız yere öldürmeyi bütün bir insanlığı öldürmek olarak sayan bu din, masumun öldürüldüğünde isyanlarını ve vicdanlarındaki çığlığı arşa kadar uzatır. Yanı başımızda masumlar ölüyor. Çocuklar, her düzeydeki insanlar ve herkes günahsız olarak evlerinden ediliyor, canlarına kastediliyor,
en önemli temel değerleri yok ediliyor. İşte buna bizim seyirci kalmamız, sessiz kalmamız ve duyarsız kalmamız mümkün değil. Bakın, Suriye'de yaşanan bu felaketin ve savaşın sonrasında bugün itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Suriye konusunda harcadığı kaynak 2,5 milyar doları geçti. Bu kaynak, bu milletin, bu devletin her ferdinin katkısıyla oluşan ve başta Sayın Başbakanımız olmak üzere hükümetimizin siyasi iradesiyle aktarılan, bu milletin gönlünden kopan bir kaynaktır. Ve Türkiye'de bulunan gönlümüzü, kapımızı, her şeyimizi açtığımız Suriyeli kardeşlerimizin sayısı da 900 bin kişiyi aştı. 1 milyona yaklaşıyor. Suriye meselesi başladığı zaman gelişmiş ve dünyanın en geliştiğini iddia ettiği ülkelerin bildirdiği alabileceği Suriyeli sayısı binlerle ifade edildi sadece. Onların 1000 kişiyi alabileceklerini beyan ettiği bir süreçte biz 1 milyon kişiye ulaştık ve eğer gelecekse de zorda, darda, sıkıntısı olan herkese önce gönlümüzü, sonra sınırlarımızı, sonra kapımızı açtık, açmaya devam ediyoruz ve açacağız inşallah. Çünkü inanıyoruz ki aç biri yatarken yanı başınızda sizin karnınızı doyurmaya hakkınız yoktur. Ve aç varsa komşunuzda tok yatmak size ait bir hak değildir. Darda ve zorda olan varsa elinizdekiyle ona gitmiyorsanız sizin sahip olduğunuz varlık varlık değildir. Çünkü zenginlik aslında sahip olmak değildir. Zenginlik paylaşmaktır. Zenginlik elindekiyle olmayana doğru bir köprü kurmaktır. Elinizde ne varsa, bu kimi zaman maddi bir varlıktır, paranızdır. Kimi zaman gönlünüzden kopan bir sevgi, bir yardımlaşma, bir kucaklaşmadır. Kimi zaman sessiz gönüllerde yankılanan bir dua ile o darda ve zorda olana ulaşmaktır. İşte bunu bu milletin her ferdi, her kişisi inancından ve geleneğinden aldığı bir güçle yapıyor çok şükür. Mersin'den, Türkiye'nin bütün illerinden bu meselenin başladığı andan itibaren herkes üzerine düşeni her düzeyde yapmanın heyecanını taşıyor. Ve çok şükür devletimiz dünyada Suriye meselesinin ve hükümetimiz bu meselenin çözüm sürecinin en önemli katkısını veren, çabasını gösteren ve bir nevi dünyaya insanlık adına yapılması gerekeni emsal olarak ortaya koyan bir irade koyuyor. Ve sizler de bu milletin fertleri olarak, bu çabanın gönüllü destekçileri olarak bu kervanda hep önde koşuyorsunuz. Mersin bu süreç başladığından itibaren her kurumuyla, kişisiyle bu meselenin içinde oldu. Ama böylesi bir toplu hareketi, sivil toplum temelli başlatmak, insanın gönlünden kopan ve kardeşlik hukuku ve inancından kaynaklanan bu duygularıyla Mersin'den Suriye'ye önce gönül, sonra da yardım köprüsü kurmak fikri gerçekten çok güzel oldu, taçlanmış oldu. Mesut Bey ve arkadaşlarımız bana ilk geldiği zaman hedefi koydukları sayıyı hiç yeterli bulmamıştı. Aslında hayır ve gönül işinde hedef konulmaz. Hedef yapılabilecek ve eğer ihtiyaç sürüyorsa ihtiyacı tamamlayabilecek kadar bir uzun yolculuktur. Ve o yolculuk üçlerle beşlerle başladı. 41 kere maşallah denilen 41'i de aştı. Bugün itibarıyla 44 tırı şu anda yakalamış oldu. Bilin ki Mersin'in katkısı sayıyla da sınırlı olmayacak. Eğer orada bir ihtiyaç varsa ve ihtiyaç için bizim de yapabileceğimiz bir şeyler varsa bu devam edecek. Bugün itibariyle Mersin'de Türkiye'nin birçok kenti gibi Suriyeli kardeşlerimiz var. Kayıtlarımız da 30 bini aştı. Ve bunun devamı ve fazlası şüphesiz ki artarak gelecek. Biz biliriz ki
Mersin'de yaşayan bütün Suriyeli kardeşlerimize sağlık ve zorunlu bütün giderlerde her türlü taleplerini karşılıyoruz. Kapımızı gönlümüzü açtığımız gibi kaynaklarımızla da onların bu dar ve zor zamanlarında yanlarında olmanın devlet olarak sorumluluğunu taşıyoruz. Her düzeydeki tüm sağlık harcamaları, sağlık gerekleri, temel insani ve yaşam beklentileri vakıflarımız, kurumlarımız ve müdürlüklerimiz tarafından karşılanıyor. Her düzeyde onlara rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunmak adına yoğun bir çaba sarf ediliyor. Şüphesiz bunu yaparken kamu kurumlarıyla bizi en çok mutlu eden, dar ve zor zamanların insanı olan milletimizin, bu aziz milletin her ferdinin ve Mersin'in güzel insanlarının sahip çıkması, elindeki gönlündeki lokmayı paylaşması, elinden tutup sıkıntısını aşmak için ona kucak açmasıdır. İşte bu çok değerlidir. Buna sahip olmak da insani erdemler ve değerler açısından en büyük zenginlik demektir. Çünkü biz inanıyoruz ki her insan ya yaratılışta benzerimiz ya da dinde kardeşimizdir. Bu düsturla baktığınız zaman zaten insan olmanın gereği de çok açık bir şekilde kendini hissettirecektir. Temel beklentimiz Suriye'deki sıkıntının, bu felaketin bir an önce sona ermesi. İnsanlık adına yürek yakan, yürekleri kanatan bu dramların, değerli başkanın anlattığı gibi yaşananların bir an önce sona ermesi. Duamız ve beklentimiz bu. İsteğimiz bu. Çabamız bu. Gayretimiz bu. Ama bütün bunları dilerken bu sıkıntıları gidermek de öncelikle amacımız ve bizim belki de hedefimiz ve olmazsa olmazımız. Ben bu meselede gönlünü koyan, çabasını koyan, karşılık beklemeden bir sivil toplum, bir gönüllülük hareketi olarak bugün 44 tırı Suriye'ye yola çıkartan bütün gönül insanlarına ve güzel insanlara, emeği geçen herkese içtenlikle teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Bu yardımların ulaştığı yerdeki kardeşlerimize bir can suyu olmasını, onların acılarını, beklentilerini dindiren, gideren bir katkı olmasını diliyorum. Ve Türkiye'nin, milletimizin her ferdinin bu duygudaşlığı ve hassasiyet içerisinde bugün Suriye'ye, geçmişte belki de Somali'ye, gelecekte de her nerede sıkıntı varsa oraya gönlünü açacak bir asil davranışın insanlar olduğu için ayrı ayrı her bir ferdine teşekkür ediyor. Hepinize bu duygu ve düşüncelerle ve bugün aramızda da bulunduğunu gördüğüm tüm Suriyeli kardeşlerime en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. İnşallah sağlık yerlerine ulaşsın. Darda ve zorda olanlara şifa olsun ilaç. Allah razı olsun. Beyefendi, telefonla çekin. Telefonla. Yolları açık olsun. Thank you.